İşletmelerin olmazsa olmazı kart ödemelerinden alınan komisyon, uzun dönemli kontrat ve servis anlayışına yeni bir soluk getiren Merchant Hub firması direktörü Atıl Burak'la birlikte işletmeleri gezmeye başladık. İlk durak Barnet bölgesinde bulunan Village Food Center. Birinci ağızdan kart ödemelerinde yaşanan gelişmeleri öğreniyoruz. Merchant Hub firmasının İngiltere, Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Atıl Burak'la birlikteyiz efendim. Hi Barnet'e geldik. Uzun süredir birlikte çalıştıkları Village Food Center. Hemen önündeyiz. Yanımızda da yine sahibi Kemal Çağan bizlerle birlikte. Kemal Bey, size söz vermeden önce Atıl Bey size sormak istiyorum. Şimdi uzun süredir birlikte çalıştığınız bir işletme değil mi burası? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Village Food Center'a 7 senedir hizmet veriyoruz. Çok memnunuz tabii ki. Bu fırsatı yakalamış olmaktan. Kemal Bey bize sürekli olarak ne kadar memnun olduğunu zaten bildiriyor. Verdiğimiz hizmet kısaca ödeme sistemleri. Evet. İçerideki kasa sistemlerine direkt entegre olan kart cihazlarımız var. Bunu önceki bölümlerde de zaten detaylı olarak anlatmıştım. Yaptığımız servisin detayları kısaca bir sonraki gün ödeme. Yani mesela bugün yaptığınız ciro sabah saat 8 ila 10 arası yatıyor para. Bunun yanında Kemal Bey ve çalışanları istedikleri zaman internet platformumuza girip işlemleri takip edebiliyorlar. Oran revizyonları yapıyoruz. Ciro arttıkça elbette oran revizyonu yapıyoruz. Bizim piyasamız içinde bulunduğumuz endüstri türünden kazanan bir endüstri. Ciro arttıkça çok daha düşük oranlara servisi kullanabiliyorsunuz. Kısaca verdiğimiz servis bu. Evet. Zaten böyle bir işletme aslında entegre kart makinesi ödeme sistemi çok önemli değil mi Kemal Bey? Çünkü yoğun bir yer herhalde burası. Şimdi Atıl Bey dedi ki 7 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir de sizden dinleyelim. Bu işletmede biz yaklaşık 7 yıldır birlikte çalışıyoruz. 2015 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz. Atıl Bey'in de dediği gibi biz bu konuda memnuniyetimizi sürekli kendilerine iletiyoruz. Biz onlarla 11 yıldan bu yanadır aslında birlikte bir şekilde çalışıyoruz. Başka yerde de çalışıyoruz. Daha önceki başka iş yerlerinizde, işletmelerde. Evet, başka işletmemizde de çalışıyoruz. Ama Village Food Center'ın açılış dönemi zaten 2015 yılıdır. 2015 yılından bu yana da çalışıyoruz birlikte. Yani daha öncesinde zaten aldığınız hizmetten memnun olduğunuz için bu yeni iş yerlerinizde de onlarla çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi biraz önce sohbet esnasında sizinle konuşurken dediniz ki bana, ben tabii ki uzun yıllardır çalışıyorum ama zaman zaman benim iş yerime ziyarete geliyorlar başka firmalardan ve bize teklifte bulunuyorlar. Şimdi yani gözüm kapalı aslında onlarla çalışmıyorum. Hem piyasadaki oranları biliyorum hem de şu an çalıştığım firmayı da takip ediyorum. Bu da güzel bir şey aslında değil mi Atıl Bey? Yani tabii, bilinçli bir müşteri. Şimdi onu soracağım. Bir işletmenin girdi maliyetleri var. Sadece kredi kartı ödeme sistemleri değil. Bunun içinde elektrik var, su var, sigorta var, çalışan maliyetleri var, sattığınız ürünün girdi maliyetleri var. Yani onlarca belki yüzlerce kalem girdi maliyetiniz var. Özellikle Village Food Center gibi işletmelerde bu binlerce olabiliyor. Kemal Bey'in başarılı olmasının nedeni ve ikinci şube olarak Village Food Center açarak büyümesinin nedenlerinden birisi bu süreci çok dikkatli takip ediyor. Tabii ki Merchant Hub doğal olarak Kemal Bey'le ilişkimizin dışında bir tedarikçi. Biraz önce de söylediğim gibi rate revizyonları yapmamızın nedeni aslında hem doğal olarak kendimiz ciroya göre, aylık kart dönüşüne göre revizyon yapıyoruz ama Kemal Bey de teklifler geliyor. Ve Kemal Bey başarılı bir işletmecinin yapması gerektiği gibi bizi sürekli olarak, sürekli demeyeyim ama teklif geldiği zaman bizim görüşümüzü de alıyor. Merchant Hub'ın güvenilen bir firma olması nedenlerinden bir tanesi eğer teklif iyiyse karşı taraftan ve eğer bizim çerçeve için alabileceğimiz, bizim daha iyisini sunamayacağımız bir oransa müşterimize zaten açık açık söylüyoruz. Diyoruz ki karşı tarafa sizi teslim edelim. Teslim ederim. Mutlu Mesut devam edelim. Kemal abi bunu bildiği için, Kemal Bey bunu bildiği için zaten bizimle bunu paylaşıyor. Revizyon yapmak zorunda kaldık mı karşı tarafın rekabetçinin oranlarına göre? Evet. Tabii ki. Ama bugüne kadar hep başarılı olduk. Şimdi tabii ki başarının sırrı da takip etmekten herhalde geçiyor değil mi? Biraz önce Atıl Bey'in söylediği gibi siz de bunu layıkıyla yapıyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi bu süreci sizden dinleyelim. Gelip başka firmalardan mesela teklifler geliyor, oranlar geliyor. Biz daha önce de başka şirketlerde çalıştık. Aslında oranlar çok önemli. Üzerinde durmamız gereken başka bir şey de verilen servis. Biz servisten çok
memnunuz. Kart makinesi diyelim, yapan şirketin ya da bankaların servis ağı biraz daha gecikmeli. Teknik destekten bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Örnekleme yaparsak şöyle bir şey söyleyelim. Diyelim ki makineniz bozuldu ve makineye ihtiyaç duyuyorsunuz. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi makinenin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi ve teknik olarak onun sorunun giderilmesi. Hem oranlar hem de servis konusunda çok memnun olduğumuz için aslında bu konuda Mergent Hub'la çalışıyoruz. Son dönemlerde zaten gelişen ekonomik sıkıntı ve pandemi sürecinden sonra insanların kart ödemeleri daha fazlalaştı. Tabii. Bizim gibi birçok işletmenin kart ödemesi %80'in üzerine çıktı. Eğer makinanız bozulmuşsa ve servisi veremiyorsanız müşterinize bu büyük bir sorun. Dolayısıyla bunun en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor. Mergent Hub'ın bize sunmuş olduğu, bugüne kadar sunmuş olduğu en iyi şeylerden bir tanesi servis. Yani bugünden yarına yapılan müdahalelerle, sorunun giderilmesiyle, ayrıca oranlar tabii ki önemli, oranları da düzelterek biz bu konuyu, yani bu işi onlarla yürütmeyi daha doğru buluyoruz. Atıl Bey'in de dediği gibi bize zaman zaman teklifler geliyor, doğru. Bankalardan geliyor, özellikle çalıştığımız bankalardan geliyor, diğer işte başka şirketler var biliyorsunuz. Şimdi artık bu iş birçok alanda birçok şirketin yaptığı bir iştir. Her şeyden önce onlarla diyalog kurmadan önce, yani onlarla bir işe başlamadan önce Atıl Bey'lere ve şirkete bunu iletiyoruz. Diyoruz ki ya işte böyle böyle, hani bize teklifler de geliyor, siz ne diyorsunuz, bu konuda yapabileceğiniz bir şey var mı? Ki zaten oranlarımız çok iyi. Bu konuda onlardan memnunuz. Ama zaman zaman altında geliyor mu? Onun altında da gelen oluyor mu? Tabii bir de şimdi ne kadar güvenilir olduğu da araştırılmalı. Onu da söyleyeyim. Kart makinelerinde aslında birçoğumuzun bilmediği birçok ödeme şekli var. Gizli kesintiler mi? Evet, gizli kesintiler dediğimiz, her kart çekiminde para ödemeyen şirketlerden bir tanesi, işletmelerden bir tanesi. Şöyle, biz %50 üzerinden çalışıyoruz. Atıl Beyler bunu bize ilk, yani Mergent Hub bize bunu ilk olarak önermişti. Bizim için de çok doğruydu. Dolayısıyla bizler mesela işletmemizde bir kart ödemenin bir limiti yok bizde. Çünkü bizim için bir pound olsa kartla ödeyebiliyor. Evet, ödemesini yapıyoruz. Çünkü her kart çekiminde yapılan ödemeyi biz ödemiyoruz. Onlarla %50 üzerinde bu anlaşmayı onlarla öyle yapmışız. Bize kendileri bu öneriyi sundular zaten. Dediler ki böyle yapalım. Biz de bunu memnuniyetle kabul ettik ve bu bizim için de önemliydi. Herhangi bir şeyde, yeni bir işletmede yapmamız gereken şeyler olduğunda onlar bize teknik olarak desteğini de sunuyorlar. Mağdur etmiyorlar. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Bizim için servisin sürekli yürüyebilmesi ve ödemelerimizin doğru gidebilmesi. Onun dışında olur da müşterilerimizin herhangi birisinde işte yanlış ödemeler olur zaman zaman. Farklı müşteri bilmeden iki ödeme yapıyor. Direkt yetişebildiğimiz bir şirket. Bu konuda çok memnunuz. Gönül rahatlığıyla çalışabildiğimiz, gönül rahatlığıyla servisini alabildiğimiz bir kart sistemidir Mergent Hub. Bence şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Herkes Mergent Hub'la çalışabilir.